bunu bir izle diyor. Bunu kötü söz olarak algılıyor. Sanki Kur'an'ın şeydi, kastettiği karşıdakilerini pohpohlayıp durun, övün durun. Alakası yok. Alakası yok sevgili kardeşim. Osman Keskioğlu. Güzel söz. Din adamlarını, politikacıları falan filanı, egolarına tapan insanları övüp durmak değil. Alakası yok. Eğer böyleyse o zaman Kur'an-ı Kerim bize peygamberlere hakaret etmemizi söylüyor. Tekrar ediyorum. Eğer senin anladığın şekildeyse peygambere hakaret, haşa peygamberin hepsine Kur'an bizim hakaret ifadesi kullanmamızı emrediyor demek. Güzel söz değil. Sana göre senin isminle hitap ediyor sana. Profesör demedi. Abi falan demedi. Hele hoca efendi demedi. Ya bu ne korkunç takıntılar. Kur'an'da 2. surenin 136. ayeti, 3. surenin sanıyorum 81. ayeti. Bir açın bakın Allah ne diyor? Bunu söyleyin diyor. Ne söyleyin diyor? Peygamberin ismini nasıl almanızı emrediyor? Bir bak. Sana göre hakaretin danaskası haşa. Yani Allah bize burada güzel söz kullanmanızı emreden Allah, orada peygamberlere hakaret etmenizi emrediyor. Saçma bir mantık. Maalesef öğrenmediğim gibi belki artık nefrettim. Neden diye sorma bana, anlatayım sana. Bir defa ağız çok kirli salyalı, o kadar ki hakaret dolu, sahtekar din adamları. Oo, bu ben söylemişim. Ben sahtekar din adamlarından bahsediyorum. Az mı yani sahtekar din adamları? Dünya dolu onlarla. Kur'an bahsediyor. فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Kandırıcılar sizi Allah'ın ismiyle kandırmasınlar. Mekke müşrikleri hepsi sahtekar din adamlarıydı. Allah adına haramlar uyduruyorlardı. Allah'ı inkar etmiyorlardı ki. Allah adına ve Allah adına peygamberi uyduruyorlardı. Onlara göre haşa peygamber şeydi. Peygamber mürtetti. Fetva çıkardılar peygamber için.